Merhabalar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün gazların yasalarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gazları niteleyen özellikler. Arkadaşlar bu formül PV-NRT formülü hemen hemen bütün matematiksel işlemleri çözmenize yardımcı olacak gazlarda çalışırken. Bununla ilgili tek tek yaklaşımlar oluşturulmuş. Mesela bu formül onların hepsinin bir araya toplanmış hali. Burada P neydi? Basınç. V neydi? Hacim, N mol sayısı, ideal gaz sabiti ve T mutlak sıcaklık. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Birimi Kelvin olarak kullanıyoruz. Kelvin de her zaman santigrat artı 273 oluyor. İdeal gaz sabiti ile genelde ilgilenmiyoruz. Arkadaşça da birim ATM, santim civa, az önce detaylı olarak zaten baktık gördük. Hacim de desimetreküp veya litre. Az önce bahsettiğim gaz yasaları bunlar. Boy yasasıyla başlayalım. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Dikkat etmeniz gereken şey mol sabit, sıcaklık sabit. Yani durum için yazıyorum. P çarpı V eşittir NRT'ydi değil mi arkadaşlar? Şimdi bu sabit burada. Bu sabit, bu sabit. O zaman ne olacak? Bu sağ taraf komple sabit olacak. Bunun sabit kalması için ne olması gerekiyor? Bunlar çarpma durumunda olduğu için eğer basınç artarsa bu azalacak ki bu taraf sabit kalsın. Eğer basınç azalırsa bu artacak ki bu taraf sabit kalsın. Zaten sağ tarafı bunun iki durumda da aynı olacak. Mol sayısı değişmeyecek bizim gazımızın. Sabit değişemez, sıcaklık değişmeyecek. O zaman ne diyoruz? İlk durumla son durumda eşit olacak bunlar diyoruz. O zaman P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 diyoruz. İç basınç dış basınca eşit. O zaman içeride burada P vardı. Burada 2P var. Yani arttı. Peki hacmim ne oldu? Azaldı. Şöyle de düşünebilirsiniz. Gazın üzerine daha çok baskı uyguluyorum ve gazı sıkıştırıyorum gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örneğimizle devam edelim. Belirli sıcaklıkta bir miktar gaz 720 mm civa basınçta 600 mm hacim kaplamaktadır. Aynı sıcaklıkta bu gazın basıncı 1080 mm civaya çıkartılıyor. Buna göre hacmi kaç mililitre olur? P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Civa ya da ATM sağ taraftaki birim sol taraftaki birimle aynı olduğu sürece ne kullandığınızın çok önemi yok. Sadece şöyle düşünün. Sağ tarafta tutup da litre olduğunu düşünmeyin. Çünkü solda mililitre varsa sağda da mililitre gelecektir. Solda milimetre civa varsa sağda da milimetre civa gelecektir. Şimdi bu durumda ne oldu? 720 dedik milimetre civa çarpı 600 mililitre 1080 milimetre civa çarpı V2 dedik. V2 buradan 400 milim çıktı. Sabit sıcaklıkta şekildeki kaplar arasındaki musluk açıldığında son basınç kaç ATM olur? 3 ATM basınç, V kadar hacim var arkadaşlar. Şimdi bu açıldığında ne olacak? Toplam hacmimiz 3V olacak değil mi? 3V kadar hacmimiz olacak. Peki basıncımız kaç olacak? Yine söylediğim gibi P1 çarpı V1 eşittir P son çarpı V son. Ne oldu bizim toplam hacmimiz orada? Ne oldu toplam hacmimiz? V artı 2V'den 3V oldu. 3V'yi son hacim olarak yazdım. Çarpı P son. P ilk 3'tü. İlk hacmim de V'ydi. Çünkü buranın hacmi V'ydi. Buradan da bize sol tarafta ATM olarak verdiği için biz de sonucu yine ATM olarak alacağız. 1 ATM olacak arkadaşlar. Gazların karıştırılması. Tüm gazlar her oranda homojen karışabilirler. Homojen ne demekti? Yani etrafı eşit yoğunlukta dağılmış. Aynı sıcaklıkta farklı kaplarda bulunan gazlar karıştırıldığında oluşan gaz karışımının basıncı şöyle hesaplanıyor. Diyelim burada P1 ve V1 değerlerinde bir gazımız var. Burada da P2 ve V2 değerinde gazımız var. Bizim burada ne yapmamız lazım? Son durumda ikisinin de aynı formüle göre tek tek hesaplamasını yapıp P son çarpı V sona eşitlememiz lazım. Bunları toplayıp da. Neden topluyoruz? Çünkü aradaki musluğu açtığımızda
Bütün gazlar birbirinin içine girecek, toplaşacaklar yani. Aynı sıcaklıkta gazların basınç hacim çarpımı mol sayısı ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla sorularda P çarpı V toplamları gazların mol toplamları gibi düşünülebilir. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T yapmıştık. R de zaten sabit de. O zaman diyor ki bunlar zaten sabit olduğu için diyor. Sorularda birbiriyle karşılaştırma yaparken P çarpı V çarpımını mol gibi düşünebilirsiniz diyor. Şimdi bir soruyla pekiştirelim yine. Şekildeki birinci kaptaki X gazının %25'i sabit sıcaklıkta pompa yardımıyla ikinci kaba geçiriliyor. Son durumda ikinci kaptaki basınç kaç atm olur? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Yine ne olacaktı? P1 çarpı V1 eşittir V2 çarpı V2 olacaktı. Ve ben böyle durumlarda aynı yerde aynı sıcaklıkta ne yapabiliyordum? Aynı gaz için P çarpı V'ye mol diye düşünebiliyordum oransal olarak ama. Birinci durumda 6 atm basıncımız var. 2V kadar da hacmimiz var. 12V'yi mol gibi düşünebiliriz. Bizim %25'imiz sağ tarafa gidiyor. %25 ne demekti? 4'te 1'i demekti. 12 bölü 4 kadarı gidecek yani. 3. 3 mol kadarı gidecek diye düşünebiliriz. P çarpı V'yi mol diye düşünebiliyordum ben. O zaman ne yapacağım? Sağ tarafta bakıyorum. P sonu bilmiyorum. P2'yi bilmiyorum yani. V2'yi biliyorum. 3V oldu. Çünkü kabın hacmi 3V eşittir 3. Bu durumda P2'yi kaç buluyorum arkadaşlar? 1 atm buluyorum. Sıradaki yasa, Gay-Lussac yasası arkadaşlar. Yani basınçla sıcaklığın ilişkisi. Hacmi diyor sabit. Sıcaklığı değişebilir. Ve bunun basınçla alakasına bakalım. R zaten sabit. Aynı gaz olduğu için N'i de sabit burada. Belli bir miktar gaz dediği için M de sahip. Bizim neydi zaten? P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'ydi. Bu sabit, bu sabit, bu sabit. O durumda ne olur? Bu ne kadar fazlaysa bu da o kadar fazla. Yani P bölü T eşittir sabit bir sayı olacak değil mi arkadaşlar? Bu her zaman aynıysa o zaman durumlar değiştiğinde şu şekilde yazabilirim. P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Ama hacmimiz ve mol sayımız sabit arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sabit hacimli bir kapta bulunan NE gazının 0 derecedeki basıncı 760 mm civadır. Bu gazın sıcaklığı 546 santigrat artırılırsa basıncı kaç milimetre civa olur? Arkadaşlar sıcaklıkta dikkat etmemiz gereken şey neydi? Kelvin olarak hesaplıyorduk. P1 760 mm civa. T1 273 kelvin yaptı. Bu nasıl oldu? 0 derece artı 273 yaptık. P1 bölü T1 eşitti. P2 bölü T2 dedik. İkinci sıcaklığımız ne? 546. T2'yi de yine kelvine çeviriyoruz. 273 artı 546'dan 819 yapıyor. Bu durumda ben ne diyorum? 760 bölü 273 eşittir P2 bölü 819 diyorum. Buradan içten dışlar çarpımını yaptığımda 2280 mm civa sonucuna varıyorum. Şimdi ikinci bir örneğe gidelim. Sabit hacimde bir kapta 127 santigrat derecede 4 atm basınç yapan helyum gazı vardır. Bu gazın basıncının 3 atm olması için sıcaklığı kaç santigrat olmalıdır? Burada mol sayımız sabit. Hacmimiz de sabit. Biz bu durumda ne yapabiliyorduk? P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'de. Bu sabit diyorduk, bu sabit diyorduk. Bu sabit, o zaman ne diyordu? P bölü T'de, bunu bu tarafa atıyorduk. Her zaman bir sabite eşit olacak diyorduk. O yüzden ne diyorduk? P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 diyorduk değil mi arkadaşlar? P1 4 atm'ydi. Sıcaklığımız 127 artı ne olacaktı? 273.
eşittir P2 3 ATM olmasını istiyoruz. X dedik. Buradan içler dışlardan arkadaşlar buluyoruz. 300 Kelvin buluyoruz. Ama bize santigrat derece şeklinde sordu. O yüzden de 273'ü çıkartıyoruz ve 27 derece bırakıyoruz. Şimdi Celsius yasasına geldik. Yani hacim ve sıcaklık ilişkisine. Sabit basınçta belli bir miktarda gazın sıcaklığı ile hacmi doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça hacim artar. Yine P ve NRT'den gösterdiğim şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama ayrıca bu şekilde de kullanabilirsiniz. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Az önce gösterdiğim gibi yine diğer değerler sabit olacağı için bunların oranları birbirine eşit oluyor. Denklem böyle olunca ne oluyordu arkadaşlar? V artıyorsa T de artıyor şeklindeydi. Ve sağ tarafta da zaten grafikleri görüyoruz. Grafikte de ne oluyor? Şöyle bakarsanız. Sıcaklık buradayken hacim burada. Sıcaklık buradayken hacim burada. Aynı oranda artıyorlar gördüğünüz gibi. Biz ne kullanıyoruz sıcaklıkta burada? Kelvin kullanıyoruz. Peki sağdaki grafik neden? -273'ten başlamış. Çünkü orada santigrat derece diyor. Ve -273 santigrat derece ne? 0 Kelvin. Yani yine grafiği 0 Kelvin'den başlattı arkadaşlar. Çünkü sorusunu çözelim. Hareketli pistonlu bir kapta 327 derecede 12 litre hacim kaplayan gaz bulunmaktadır. Bu gazın sıcaklığı 127 dereceye düşürülürse hacmi kaç litre olur? Ve biz ne diyorduk? V1 bölü T1, V2 bölü T2 diyorduk. T1 neydi? Kelvin cinsinden bulmam gerekiyordu benim gaz sorularında. 327 artı 273'ten 600 Kelvin. Benden ikinci sıcaklığın ne olmasını istiyor? 127 derece olmasını istiyor. Yani 127 artı 273 olmasını istiyor. 400 Kelvin. Birinci durumda hacmimiz 12, sıcaklığımız 600. Eşittir. İkinci durumda V2 bölü 400 olacak. V2 de buradan 8 litre çıkıyor arkadaşlar. Yine bir örneğimiz var. Hareketli pistonlu bir kapta bulunan bir gazın sıcaklık hacim grafiği yanda verilmiştir. Zamanla kabın hacmi 12 litre attığına göre son sıcaklık nedir? Hareketli pistonlu kap ne demek arkadaşlar? İçerideki gazın basıncına göre hacmi de değişebiliyor. Şimdi düşünün, şöyle bir kabım var. Burasında bir pistonum var. Hareketli pistonda her zaman içten dışarı verilen basınç dıştan içeri verilen basınca eşittir. Ve açık hava, yani buradan her neredeyse oranın açık hava basıncına eşit olacak. Yani P ne olacak? Eşit olacak. Molümüz eşit. Ne kaldı? V ile T kaldı. R zaten sabit. Biz burada ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Her sıcaklıkta V bölü T oranı eşit olduğu için V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 diye düşünebiliriz yine. İlk durumda V1'i grafikten okuyabiliriz arkadaşlar. 36 litre. Bölü T1 neydi? 273 artı 27. Grafikten görüyoruz arkadaşlar. Hacim 36 iken sıcaklık 27'ymiş. 36 bölü 273 artı 27 eşittir. V2 12 litre artacak diyor. 36 artı 12 bölü T2 olacak. Buradan içler dışlar yapalım arkadaşlar. T2 eşittir. Burası 48 yapıyor. Burası 300 yapıyor. 48 çarpı 300 bölü 36 yapacak. Buradan T2'de 400 Kelvin çıkıyor arkadaşlar. Bize santigrat derece olarak sorduğu için ne yapıyoruz? 400'den 273'ü çıkarıyoruz. O da 127 santigrat derece yapıyor arkadaşlar. Avogadro yasası.
Sabit sıcaklık ve basınçta gazın mol sayısı ile hacmi arasında doğru bir orantı vardır. Aynı sıcaklık ve basınçta farklı gazların eşit sayıdaki tanecikleri eşit hacim kaplar. Yani yine PV eşittir NRT'den görebilirsiniz arkadaşlar bunu. V1 bölü N1 eşittir V2 bölü N2. Yani bu ne demek oluyor? V1 arttıkça N1 de artar, V2 arttıkça N2 de artar. İki taraf da aynı oranda arttığı için grafiğimiz de düzgün doğrusal grafik olur arkadaşlar. Yine ne diyor? Sabit sıcaklıkta serbest sürtünmesiz pistonlu kaplarda birinci kaptaki gazın mol sayısı 2'ye çıkarıldığında hacmi de 2 katına çıkar. Yani burayı 2 ile çarpıyorsam diyor, burayı da 2 ile çarpacağım. Basınç çarpı hacim çarpımı 2 katına çıkar. Zaten biz bunu ne diye düşünebiliyorduk? Mol diye düşünebiliyorduk değil mi arkadaşlar? Birim hacimdeki molekül sayısı değişmez. Evet, değişmiyor çünkü hacmi de artıyor. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmiyor. Taneciklerin ortalama hızı ve gaz yoğunluğu değişmiyor arkadaşlar. Hareketli pistonlu bir kapta 20 litre hacimde 4 gram helyum gazı bulunmaktadır. Bu kaba aynı sıcaklıkta 2 gram da helyum gazı ilave edildiğinde son hacim kaç litre olacak? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Miktarı gramla değil molle orantılıyoruz. V1 20 litreydi. N1 N bölü MA'dan 1 mol. N2 ne olmasını istiyor? 2 gram daha eklenmesini istiyor. 6 gram olmasını istiyor. Yani 6 bölü 4'ten 1,5 mol olmasını istiyor. Burada mol olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. V1 20. V2 istiyor bizden. N1 1 mol. N2 1,5 mol. Burası 1,5 katına çıktığına göre burası da 1,5 katına çıkacak arkadaşlar. V2 30 litre yapıyor. Sıcaklık ve mol sayısı sabit tutulan ideal bir X2 gazının basınç hacim değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi? Ne demiştik? P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'den her şey çıkıyordu. Sıcaklık ve mol sayısı sabit. Bu zaten sabitti. O zaman ne olacak? P çarpı V sabit olacak. Sağ tarafın sabit kalması için P arttıkça V azalacak. P'nin yükselip de V'nin azaldığı grafik hangisi arkadaşlar? Basıncım yükseldiğinde hacmim düşecek. Şimdi A şıkkına bir bakalım buraya çizip. Şimdi burada hacmin yükseldiği noktalara tek tek bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada neymiş? Burası. Burada neymiş? Yine aynı yer. Burada neymiş? Yine aynı yer. Burada ne oluyor? Bu tarafa doğru hacim artıyor. Yani hacim artarken burada P ne olmuş? Sabit kalmış. Demek ki A şıkkı değil. B şıkkına bakıyorum. Hacmin arttığı yerlere bakıyorum. Bir buraya. Buraya geldim. Buraya. Yani burada ne olmuş arkadaşlar? V artarken, bakın burası artıyor. Bakın burası artıyor. Sayı doğrusu gibi düşünün. Burası artarken aynı noktalara bakıyorum. P'si de artmış. Yani burada ne oluyor? V artarken P de artıyor. Demek ki B şıkkı da değil. Devam ediyorum. C'ye geliyorum. Buranın yine 1, 2, 3, 4 diye arttığını düşünün. Buranın da. Yukarı doğru gidiyor. Yine V'nin arttığı yöne doğru bakıyorum. Şimdi V1'deyken hop. Burada bir yerdeymiş basıncım değil mi? Bu taraf basınçtı. Bu taraf hacimdi. Birken şurada bir yerde değil mi? Basınç. İkiyken buraya bir yere geldi. Yani düştü. Üçken buraya bir yere geldi. Yani ne oluyor burada? V arttıkça V de burada artıyor değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. V artarken P düşüyor. Yani demek ki bizim aradığımız cevap bu. Diğer grafiklere de bakalım. D şıkkına bakıyoruz.
Yine V'nin arttığı yöne bakıyoruz arkadaşlar. Ne olmuş? Bakıyorum. V'yi arttıra arttıra bakıyorum. Birinci burada. İkinci burada. Üçüncü burada. Yani ne oluyor? V arttıkça burada. P de yukarı doğru gidiyor. Yani D de değil. E şıkkına bakalım. Şimdi bakıyorum. V yine bu tarafa doğru gittikçe artıyor değil mi arkadaşlar? Sağa doğru. Ve bu da yukarı doğru gittikçe artıyor. V'nin arttığı yöne doğru bakıyorum. Şimdi önce küçükten başlıyorum. Buraya gelmiş. Sonra büyütüyorum. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Yani yukarıya doğru hızlı bir şekilde artıyor. Yani burada V artarken P artmış yine. Yani bu da değil. Biz neyi arıyorduk? P'nin artarken V'nin azaldığı, V artarken P'nin azaldığı grafiği arıyordu. O da C şıkkı. Bu soruyla beraber dersimizi bitiriyoruz. Kendinize dikkat edin. Birazcık soru çözmeye gayret edin. İyi günler.